Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün yine yepyeni harika bir video ile karşınızdayım. FTS2'deyiz. Yükümüzü aldık, gidiyoruz. Nereden nereye gidiyoruz? Hemen size de onu da gösterelim. Yükümüzü Kaunas'tan aldık abisi. Poznan'a götüreceğiz, Çek Cumhuriyeti'ne. Litvanya'dan Çek Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. 26.000 euro nakit cash indireceğiz eve. Yükü teslim ettikten sonra arabamızı çalıştıralım. Ben yolun birçok kısmını geçtim. 3 saat 53 dakikalık bir sürem var. Bu süre içinde yapmam lazım hesabı. Neyse. Yola Hadi. koyulalım. Koyulalım abisi. Bak, karşılaması, kadran selamı çok güzel. Çok seviyorum bu Mercedes'in kadran selamını. Taktım birinci vitese. Verdim gazı. Abisi çok güzel ya. Bak bak bak. Verdim gazı. Haydi devam. Şu aracın içinin ışıklarda şöyle mavi parlamasını da çok seviyorum. Onu da ön tarafa bir güneş koruyucu yaptırdım. Böyle mavi ışık parlıyor. Zaten biliyorsunuz konsolu şöyle tamamıyla ahşap yapacağım. Ahşap kaplamalı. Güzel olacak onunla. O seçeneği var aracın. Aracımız güzel olsun hesabı. Tamam. Düz ilerleyin. Zaten kırmızıya denk geldik. Biraz fazla yavaşladık. İmdatı da çekelim. Evet arkadaşlar, yine güzel bir video ile birlikteyiz. Actros'la yollardayız. Mercedes Actros favori ya. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Sizin de böyle beğendiğiniz modlar, arabalar olursa yazın yorumlara. Onları da sürelim. Hem size de göstermiş oluruz, hem bizde de güzel bir deneyim olur. Ben de güzel bir deneyim elde ederim. Air süspansiyonları da açtım. Gayet güzel, gayet güzel. Abi araba kaymak gibi gidiyor ya. Ben yolları da beğendim. Bu arada 1.44 gayet güzel oldu. Hani beta sürümü var. Ben de betasını yükledim. Ya Steam'den seçebiliyorsunuz. Onu da gösteririz. Betayı nasıl yükleyeceğinizi isterseniz. Video sonuna ben bir eklerim öyle bir şey. Merak eden varsa. Gerçi internette falan bulursunuz da. Hiç gerek yok. Uğraşmayın. Ben bir Solda video dönün sonuna ve eklerim sonra açıkçası. sola dönün. Tamamdır. Döneriz sola. Zaten şuradan bir dönelim. Sinyalimizi de verelim. Kırmızı var. Sola dönün. Çok yanaşmayı sevmiyorum çünkü belli olmuyor. Kaza maza riski var. Ne olur ne olmaz. Böyle iyi. Abisi hadi be. Hadi be kardeşim, ne kırmızı ışıkmış ya bu da, var ya, bu oyunun ışıkları beni bitiriyor. Vallahi bitiriyor, billahi bitiriyor. Hadi bak, bunun da uykusu geldi şimdi. Dallamanın da uykusu geldi. Oğlum. 2 dakikada uyuyorsun be kardeşim, ne uykusuz böyle ya. İki araba sürdürmüyorsun bize. Bir teslimatımızı yapalım güzelce. Ondan sonra uyuyor. Ondan sonra uyuyor. Ne diyor, uyuyorsun ki yani? Sızlanmasını seviyorum. Araç bir kere şunu söyleyeyim size. Yol tutuşu, gidiş performansı falan 10 numara 5 yıldız. Hiçbir laf söylenmez bu arada. Bu çekici Sola hiçbir şey dönün. söylenmez. Hızlı. 10 numara 5 yıldız bir çekici. Yani sizi yolda hiçbir şekilde yormuyor, ben onu söyleyeyim. Keyfi çok güzel. Tabii şimdi Sola dönün. bir nostalji falan serilerimiz de olacak açıkçası. Yapacağız yani bir şeyler. Ford Targa sürecektik bir ara.
biraz para yapmamız lazım Ford Cargo alabilmek için. Çünkü Ford Cargo'lar da pahalı açıkçası. Yani iyi bir paraya ihtiyacımız var. Hop, tersten girdik abisi. Niye böyle bir şey yaptık? Bir hata açtık. Uykulu uykulu tersten girdik. Artık yani. Şöyle bakayım da. O dibe. Döneriz. Sıkıntı yok. Buradan her türlü çeviririz arabayı. Her türlü kurtarırız. Biraz hadi. As be. Neyse tamam. Keşke çarpmadan durabilseydik de. Çarptık ama. Sıkıntı yok. Hallederiz bir şekilde. Evet. Direksiyonda bir titreşim mevzusu var. Şöyle tamamıyla sağa çevireyim. Atayım. Bir dakika ne de değil. İyi kurtardık en azından. Sen de uyuma be birader ya. Sen de uyuma ya. Oo. Her dakika uyuyacaksan. Uykun geldi. Sür kardeşim arabanın, ne uykusu ya. Şoförün uyumasına da ayar oluyorum. Ne diyeyim yani. Ben de buna tutuluyorum. Buyur. Hadi kardeş hadi. Belgeleri 10 saat kontrol ediyorlar. Lan sanki izin vermeyeceksiniz ha. Hadi sağ ol benim. Eyvallah. Aslan parçası. Görüşürüz. Ne var oğlum? 40 diyor işte. Ne? Sola dönmeye hazırlanın. Dönmeye hazırlanıyoruz zaten. Döndük. Abi bence gayet iyi gidiyoruz şu an. Gayet iyi gidiyoruz. Fazla yavaşladık bu dönüşlerde ama işimiz garanti olsun. Çünkü bir kaza falan yapmayalım, gerek yok. Bu adamı yıkmamız lazım. Demin geçtik aslında. Oralarda bir yerlerde yıkacak bir yer bulabilirdik. Sağdan gidelim, çevirelim burası çünkü. Tipten gaz vereyim. Hadi sen de kontrol et. Ulan kontrol et nereye kadar ya? Şu sürüşü bitiremedik bir türlü kardeşim. Anlamıyorum ki, sürekli kontrol. Hadi be. Her şey usulüne uygun tabii ki. Usulüne uygun olmasa bizim bu yollarda ne işimiz var ya? Kaçak mı sandın sen? Kaçak şoförümüz. Rahat olsun ya birader. Gayet güzel. Gayet iyi gidiyoruz şu anda var ya. Zehir gibi okuyor. Yani yakında bir böyle bak ileride var. Oraya girebilirsem bir uyutayım şunu. Ondan sonra yola devam edeyim de zaten çok büyük zamanım kalmadı. Geç de teslim etmek istemiyorum çünkü. Gireriz bence oraya. Ne diyorsun? Şöyle dörtlüğümüzü yakalım. Hafiften yavaşlama şekli yapalım. Bakayım karşıdan gelen var mı, yok. Devam. Karşıdan gelen yoksa devam. Ters şerit, mers şerit salla. Bir şuraya abisi. Çıkışta bir de benzin alırız. Haydi bir bakalım. Kadran selamlamayı yaptık. Dörtlüyü de kapatalım. Dörtlüye de hiç gerek yok. Şu benzinimizi de tamamlayalım. Yarın benzinle çıkmayalım. Ne olur ne olmaz. Durdurduk motoru. Benzinin litresi 1.55 euro. Gayet ucuz.
Güzel. Bakayım. Var mı yok. Önde de bir şey yok zaten. Devam edeceğiz yolumuza. Süper oldu bu ya. Allah. Saat kaçmış? Saat 14.40 şu anda. Gece cumartesi gecesi 8.30'da oradayım. Maksimum 8.30'da teslim yerindeyim akşam. Yalnız şunu söyleyeyim. Oyun gayet iyi. Ya bu American Truck Simulator'da oynuyoruz ya. Yani biliyorsunuz oradaki çekiciler daha farklı. Amerikan çekiciler farklı. Şu burunlu olanlar bir sürmek gerekiyor yani. Onların da bir hazzı var, farklı bir durumları var. Biraz zamanında oynamıştım ama yani direksiyonla hiç sürmedim. Destek tarzı yöntemler de kullandık. İşte klavye, mouse hesabı. Şu hız sabitleyici kadar güzel bir şey yok, ben o kadar söyleyeyim. Bir de tam sürümü çıkınca 1.44. Gel şimdi de yapabiliyorsunuz ama tam sürümü çıkınca garanti olur, daha güzel yaparız. Tam sürümü çıkınca şey gelecek. Güvenlik sistemi. Fren güvenlik sistemi gelecek. İşte öndeki arabaya belli bir mesafe kadar tak ani fren kendisi yapacak siz dalsanız bile. Bence güzel olacak o. Birçok durumda onu tabi inaktif edebiliriz, aktif edebiliriz. Yakın bence ondan sonra ne geliyor aklı? Şerit koruma sistemi gelir. Belki bakarsanız ileride Tesla gibi bir şeyler yaparlar, böyle bir otomatik pilot hesabı. Hani otomatik pilot olarak. O zaman bir zevki kalmadı gerçekten. Olsun ya. Hani başından gidersiniz bir iki dakika. Arabada durmasın dersiniz. Alırsınız otomatik pilotu, yolda götürür zaten. Yani öyle bir şeyler falan olabilir yani, olmasın. Sonuçta bu oyun kaç yıldır var? Euro Truck 1 var. Ondan önce 18'ler sevdim vardı. Harika bir şeydi. Ben çok severdim, çok oynardım. Orada zaten hani kendi şey radyosu vardı. Müzik radyosu. İçinde birkaç müzik oldu. Artık kim ayarladıysa onu o zaman. Bunlarla oynardık. Orada çalardı işte. İbrahim Tatlıses falan filan. Yallah şoför hesabı. Açarız şimdi, dinletiriz ya yallah şoförü de. Sağa dönün. Size de bir dinletelim. Orada çalardı yani. Aa, oyuna güzel zevk veriyordu gerçekten. Gerçekten güzel zevk veriyordu. Gerçekten güzel zevk veriyordu oyuna. Farklılık katıyordu yani. Ya keşke şu oyunun orijinalinde bir Türkiye haritası olsa. Gerçekten çok güzel olur. Keşke olsa. Hani Euro Truck 2 Avrupa Birliği'ne dahil değiliz diye ne oluyor ama çok kullanıcısı var Türkiye'den gerçekten. Düz bu oyunu çok seven var Türkiye'de oynayan. O yüzden bence olabilir. Modlarla falan yapabiliyorsunuz ama orijinalinde olsun ya. Şey alalım, DLC alalım. Oynayalım abi. Niye oynayamıyoruz ki yani? Biz niye Türkiye'de oynayamıyoruz yani? Türkiye'de İstanbul'da ne bileyim Hatay arasında gitmek istiyorum. Sallıyorum yani. Gidip gezmek istiyorum, oralara bir bakmak istiyorum. Nasıl? Nasıl diyeyim? Tamam. Ama yok yani. Bu oyun yapımcılarına buradan da duyurulur. Tabii parklarına giderse. Bir Türkiye DLC'si güzel olur. Ya sadece İstanbul'dan bahsetmiyorum. Anadolu'nun birçok şehrini yap ya en azından. Yap. Her şehri koymak zorunda değilsin ama haritayı koy yani. O haritayı koy. Alır insanlar bak. Ciddi söylüyorum, bu oyunun çok kitlesi var. İnsanlar şey alır. Türkiye haritasını alır yani. Şey alır gibi. DLC'sini alır. O DLC'den de iyi para kazanırsın yani. Kaybetmez. Ben söyleyeyim. Yani Fenerbahçeli bardağımız da çok yakışıklı duruyor be orada. Düz ilerle. Öyle yapıyoruz zaten. Düz ilerliyoruz. Gayet güzel gidiyoruz.
daha 3 saat 56 dakikalık yolumuz var. 70 veriyor bize maksimum ya. Çok az veriyor. Yani gerçekten şu yollarda 70 ile gitmek güzelim yollar. Burada 80-90 ile gidilir. Düz ilerleyin. Poznan yolu zaten. Bakayım sağda solda bir şey yok. Devam. Çek Cumhuriyeti'ne doğru gidiyoruz. Şurada bir traktör çalışıyor. İleride bir farming simülatör falan da yapabiliriz. Yani duruma göre belki Microsoft Flight Simulator falan öyle takılabilirim. Onun için de joystick almak lazım. Onu da hallederiz. Sağa dönmeye hazırlanın. Tamam, döneriz sağda. Sıkıntı yok. Az biraz yavaşlayalım şöyle. Hız keselim. Sağa dönün. Öyle bakmayın vallahi, hani 30'da 40'da ya bu adam da ne kadar yavaşlıyor demeyin arkadaşlar. Hani dönemezsiniz bir anda, gerçekten dönemezsiniz. Araba istediğiniz gibi yavaşlatmazsınız. Çünkü bakın arkada da yük var. Geniş yani. Şöyle düşü çok eğlenceli. Üstüne ben eski Renault'da vardı, bir modifiye lazım buna da yani. Bir modifiye lazım, şu an güzel. Ama bir modifiye de iyi gider açıkçası. Açayım mı canım? Açalım da. Şöyle camı açalım, biraz hava alalım. El kolumuzu dışarı çıkartalım camdan. Hey yavrum hey. Kayış gibi gidiyor valla. Tamam be birader. Yavaşladık be. Hemen 50'ye. Bir şey geldi bak. Keseceğim şimdi. Sollama yasağı var zaten. Hızı da 50'ye düşürüyor burada. Tamam düşürüyorum. Şimdi bir şey veriyorsun. Gel. Çok değişik yani yollar. Güzel. Yollar çok güzel. Yani. Ben şimdi farklı farklı yollardan gidiyorum. Avrupa'yı dolaşıyoruz tamam. Hep birlikte Avrupa'yı geziyoruz yani. Avrupa yollarını. Az kalmış yani, yolun çok kısmı, uzun kısmı bitmiş artık. Poznan'a doğru gidiyoruz. Çek Cumhuriyeti'ne doğru. Aynen bir yokuş. Sarı tabela çıktı ama. Sinyalizasyonu çok işe yarıyor. Gerçekten çok işe yarıyor. Mesela sinyalizasyon varken insan çok fazla şeye bakmasını olur. Normal navigasyona bakmak zorunda da kaldı. Gayet yani çok güzel bir kolaylık yani. Oyunda çok iyi yapmışlar ses navigasyonu. Bu arada söyleyeyim, bizim gerçek hayatta kullandığımız ses navigasyondan daha iyi bence. Yolları daha iyi tarif ediyor. Ses tonu falan da daha iyi. Yani bizim günlük hayatta kullandığımız test navigasyonu keşke bu kadar iyi olsa. Ya bu videoda bir teslim edelim arkadaşlar ya. Hani bu videonun sonuna kadar bir teslimatımızı tamamlayalım, öyle bitirelim videoyu. Biraz uzun olacak ama olsun. Değer, değer. Uzun olsun. Ya bu arada ben şeyde kullanımda bir önümüzdeki videoda göstereyim, diğer videoda. Onu da haberiniz olsun. Tamam. Public beta nasıl yapılır?
Onu da anlatayım ben sizden size. Ya bir hız yapasım var ya. Zaten de çok öt ya, ötecek kadar öt. Biz zaten bomboş yolda basmadan mı gideceğiz ya? Nefes sınırıyor. Keseceksin 400 euro ceza en fazla, ne yapacağım? Kes gideceğim. Polislerine kadar kaçarım zaten. Yani 90'a çıkınca nasıl zamanmış? Düz ilerleyin. Hemen önde de polis varmış. Hiçbir şeyin farkında değil ama sıkıntı yok. Önde de polis arabası varmış. Yani durduk. Güzel durduk. Problem değil, istediği olsun. Her türlü gideriz. Her türlü. Abi söyle, bir anda dönme, sinyal vermeden dönüyorsun falan, bak ezilirsin, altında kalırsın, sen söylüyorum, paramparça daha geçerim. Ya bas ya, bas ya. Yine 50'si, ne 60'ı, bas, bas. Benim de polis arabası var, senin farkında değil. Yapıştır arkadan. Gerçi polise de yapıştırıyoruz, biliyor musun? Sabahları kırmızı akıllısı. Araba olsa üstünden birisine yapıştıracak değil mi? Neyse bir şey olmaz. Şimdi o zaten gitti, ben de onu yakalarım zaten. Abi yol çok güzel. 90'da kaymak gidiyorsun. Hiçbir sıkıntısı yok. Yok efendim. Yavaşlaman lazım. Yok bilmem. Hiç öyle dalgalar yok yani. Kesin virajlar yok. Yol gayet güzel. Yumuşak yumuşak. Biliyorsun böyle. Soft. Akıyor. Şöyle ağzını düşürelim. Gayet güzel akıyor yolda. Ceza yemeden teslim edersek kızlarla 10 numara 500 olur gerçekten. Yapıyoruz bir şeyler. Yeni planlarımız da var. Yeni planlarımız da var. Yapacağız. Farklı farklı videolar gelecek. Yakında kamera olayını da hallediyorum arkadaşlar. Kısa süresinde kamera olayını halledeceğim. Güzel bir kamera alıp şöyle videolu bu şekilde olacak zaten. Çekeceğim, sistemi de çekeceğim kendimi de. Bir anlatırız mevzumuz nedir, ne değildir. Niye böyle bir şeye giriştik, böyle bir şeyler yaptık. Neler oynuyorum, neler ediyorum. Nasıl bir hayatım var. Her şeyi anlatırız. Teslimat bıçağı neredeyse, teslimat malumuz. Aklıma geldi, sağ yan kanunsuzlar. Abi bir şarkının kanunsuzlar şarkısı var, üzerine film çekildi ya. Bak üzerine film çekildi. Başka bir şey değil, film çekildi. Sağ yan adam mıydı bu arada? Kankıt ne demiş? Sağ yan sakıtlayı da her beyin kavrayamaz.
Köz ne demiş? Sağ ayağın üstüne vurunca toz çıkan kitaplar kategorisinde. Sahafların dedektörü bulamaz. Sağ ayağın o kategoride mi? Gerçekten bence çok güzel bir respect yani. Harika bir respect. Sağ ayağın üstüne vurunca toz çıkaran kitaplar kategorisinde. Sağ ayağın içi rap müzik gözlesindeki konumunu gösteriyor bence. Sayan gibi rapçiye saygı duymayan çok çok az kişi vardır yani. Onlar da kişisel sorunlar vardır bence. Bence öyledir. Geldik bu arada. Sağa dön. Hemen bir sinyalimizi verelim. Arkadaki adam da bizim şöyle yavaşlayalım. Sağa döneceğimizi görsün. Yorulduk ama değdi. Aynen değdi kanka. Oğlum bu nasıl bir şeyiniz var lan? Minnacık yer yapmışsınız, kapı yapmışsınız şöyle. Geniş bir şey yok muydu? Hadi bakalım. İşi teslim edelim. Bugünlük bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenileri eksik etmeyin. Abone olun ve beğenin lütfen. Şimdiden teşekkürler.